Avrasya Tüneli'nde sona gelindi. İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatması beklenen tünel salı günü hizmete girecek. Tünel inşaatının daha önce tamamlandığı projede bağlantı yollarıyla alt ve üst geçitlerin büyük bölümü de tamamlanarak kullanıma açıldı. Samatya bölgesinde küçük bir alandaysa asfaltlama çalışmaları ile yol kenarındaki çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrasya Tüneli, Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek. 14,5 kilometre uzunluğundaki projenin 5,4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje, otomobillerin ve minibüslerin geçeceği ikişer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Bölgeye 60 bin metrekare deniz dolgusu, 15 bin metre yaya yolu, uluslararası standartlarda bisiklet yolu, 320 bin metrekare yeşil alan ve yürüyüş yolları yapıldı. Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemiyle güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak. Avrasya Tüneli depreme ve tsunami'ye karşı da dayanıklı olacak.